Hani maçı kopartan dört gol attı değil mi? Mesela öyle bir ya işte bak e, galibiyete çok özür yakın mı? Şimdi 2-0 izler miyiz öyle bir Fenerbahçe? İşte, şimdi oyuna mesela yapılan değişikliklerde Mikel Crespo girdi mesela. Yani geçen maçta da Mikel Crespo girdi oyuna. Geçen maçta neredeyse topa dokunmadan maçı tamamladı oyuncu. Şimdi ben o konuyu eleştirecektim de baktım oyunu alabileceği oyuncu da yok. Ya Crespo'yu alacak orta ha, geçtiğimiz sahada. Geçtiğimiz maçta evet. peki bu mu olmalıydı? Max, ya da Max Meyer alacak. Diyecektim ki ya Türk futbolu zaten appa çavuş ilişkilerinden çok çekti. Bu adamları sen transfer ettirdin diye illa ki mutlaka kullanmaya çalışma. O zaman hata yaparsın diyecektim ama seçenek de yok. Sosası yok. Sakat. Tabii sakat. Ee, şimdi İrfan Can'ı yok yoksa. Aynı hani aynı görevde değil bunların. işlevleri aynı değil ama e, sakatları var. Ya bir Serdar Dursun girdi hani 76'da. O evet. da çok o da şeydi. Ya arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ya açık yüreklilikle. Fenerbahçe'nin santraforu yok. Fenerbahçe'nin Santrafor'uyum diye sokakta dolaşacak. Ben Fenerbahçe'nin golcüsüyüm diyecek. Fenerbahçe'nin adamı yok. Bugün Valencia'yı çıkar Fenerbahçe gol atamaz. Bak bu çok millete itici geliyor ya. Fenerbahçe'nin santraforu Berisha mı Serdar mı? Ya biz Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Sen hani mesela 4 gollü, 3 gollü seri galibiyetler. Bunlar çok zor. Ligden ve takımlardan dolayı zor. Bugün en çok golü yiyen takım kim? Mesela Rize Spor yedi. Kimden yedi? Başakşehir'den. Bugün Rize Spor Fenerbahçe ile oynasaydı. Başakşehir'den daha iyi bir takım Fenerbahçe. Belki dörtten atamaz. Çünkü karşı tarafta stratejisinin ve mantığını ona göre belirliyor. Ben Fenerbahçe ile oynuyorum diyor. Ben Beşiktaş oynuyorum. Ben Galatasaray ile oynuyorum diyor. Ama beni düşündüren tek şey yani şeyi bahsetmiştik aylarca konuştuk yani 3 ay oldu neredeyse. Üçlü sistemle mi oynayacak? Üçlü sistemle mi? Yani Fenerbahçe'nin teknik adamı bunu kafaya koydu mu? İnat mı ediyor? ısrar mı ediyor? Bunu geçtik artık. Ama eleştirdiğim nokta yapılan son transferler. Tatta kapanmadan önce yapılan transferlerde işi bitirecek. Bak hep söylediğim bir şey var. Fenerbahçe'nin Santrafor'u denilen kişi futbolcu 3 tane pozisyona giriyorsa 2 tanesini atacak. Nasıl Beşiktaş son dönemlerde, son yıllarda Santrafor'u doğru bulup getiriyor, işi bitiriyor anlatabildim mi? Yani Fenerbahçe'nin bu konuda şeyleri var. İlerleyen haftalarda sıkıntılar yaşayabilir. Bugün bahsettiğimiz iki kişi, tabii böyle bu e, hayalmiş gibi oluyor ama Valencia ile Mert Hakan takımın e, öne taşıyan, Pozisyonlar hazırlayan, dinamizm oluşturabilen, bak dinamizm oluşturabilen, uyuşukluk. Fenerbahçe'nin geçen sene dedim ya kopuk kopuk 20 dakika çok iyi oynayan Fenerbahçe 10 dakika uyuşmuş, kaybolmuş, dalıp giden futbolcular vardı. Ama şu oyuncuları iki üç tane oyuncu üzerinden değil diğerleri yardımcı oyuncular, destekleyici oyuncular. Fenerbahçe'nin yani devre arasında mutlaka mutlaka ne yapıp ne edip bir tane santrafor bulması lazım. Yani bu iş Berişan'ın işi değil. Devre arasında o kadar zor bir mevki ki hocam. Santrofor bulmak. Ya, e, ama Stoperde, sevgili Ozan şöyle orada. bir gerçek var. Şu an transfer yok. Yok. Transfer olsaydı zaten Aykut bu programda olmaz. Devre olmadı. arası diyor Bu <laughs> programda olmaz. Şart hocam Şimdi, diyor. Şart mı hakikaten? Fener, lazım mı? Pereira'nın kafasında şu an öyle bir yıldız oyuncu, yıldız santrofor alıp onun gollerinle hedefe yürümektense bu dönemde oyunla yürümeyi kafasına koymuş. Aa bak bu da ilginç bir Yani şey, Fenerbahçe o golleri oyunuyla atmak zorunda bugün. Diyelim herkes farklı düşünebilir. 4-6 -0, 0, 0 mı hocam? Daha daha iyi olması gerekir dediğin. Öndeki Valencia, öndeki Berisha. işte e, önde oynayan kim olursa olsun hiç hiç önemli değil. Ya Fenerbahçe bu futbolcular. hocam sanki 10 tane adam var hiç önemli değil diyoruz. Bahsettiğimiz 2 tane adam var ya. Üçüncü bir Ama... adam yok. Hayır şu an var olanlarla yoluna devam edecek. Tamam devam mi? edecek o, ama o bunun yüzden... elindeydi. Bu adam bu hafta gelmedi ki. Bu ya. hafta ilk maçına çıkmadı. 3 ay önce geldi ve iddia ederek söylüyorum. Ali Koç geldiğinden beri en çok yetki verdiği teknik adam da bu kişi. Ne isterse yapıyorlar ya, şu anda. Biz de diyoruz ki değil mi? Evet. hoca o zaman alsaydı almadıysa şu an daha fazla bu konuyu uzatmanın da bir anlamı yok. O yüzden Fenerbahçe eldeki futbolcularla oyunu nasıl geliştirebilir mi düşünmek zorunda. Bunu sahaya yansıtmak zorunda. Şimdi bugünkü oyuna geri gelecek olursam Temel benim de, için temelde hoca da haklı. Aldığım notlardan bir Ahmet tanesi abi de şu. Haklı. Ozan da haklı. Bakın oyunun felsefesinden gidiyorum. Benim oyun anlayışım futbolun çok hızlı bir şekilde müthiş hem e, seyirci kaybettiğini hem de marka değeri kaybettiğini biliyoruz. Bunu geri kazanmanın bir tek yolu var. Göze hoş gelen futbol. Bizim ülkemizde kazanan futbol da önemli. Onun için oyun felsefesine önem vermemiz lazım. Fenerbahçe oyunun başında defanstan bahsediyorum. Gol atmak için defans yaptı. Dedi ki benim gol atmam için önce topu kazanmam lazım. O topu gol atmak için kazandı ve o golleri attı. Golü attıktan sonra da Fenerbahçe ne zamanki gol yememek için defans yapmaya başladı. Oyuncu değişiklikleriyle o noktaya geldi hiç. 5-4-1'e döndü diyebiliriz o sayıyı solda işte golde görüyoruz. Ee, Serdar önde tek görüyoruz. Fenerbahçe bizim ülkemizde şöyle bir gerçek var. Gol yememek için defans yapmaya başlayan takımlar artık hücum etmeyi unutuyorlar. Oyunun son bölümünde de böyle bir anlayış gözlemledim Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe için hoş olan bir şey de şuydu. Ya Hatay 2-1 mağlup. Hataya gol lazım. Hocası da cesur. <laughs> Serdar da söyledi. E, gol istiyorlar ama o hatayı karesine yaklaştırmadı. Son 15 dakikada fizikman daha üstün olan bir Fenerbahçe vardı. Sağda bu da onların ayrı bir artısı. Kıymetli hocam bak şimdi iyi diyorsun, güzel diyorsun. Tamam. yüzde %100 de katılıyorum hocaya. Ama mesela 7 maçta 30 gol atmış Ajax doğru mu? Evet. 7 maç 30 gol. Hallerle oynuyor hocam. Tek bir var. Frankfurt'tan iyi bilirsin. Sebastian evet, Haller, evet, tek santrafor. Evet. Tamam orta alandan evet. herkes atıyor ama herkesin bildiği bir santrafor kim? Sebastian Haller. Feyenoord'a baktım. Linsen var biliyorsun orada da. Feyenoord'da 7 haftada 19 gol atmış. <laughs> Onlarda da var bir tane santrafor. Linsen. Onunla başlıyor. Hocaları Arne Slot. Değil mi? Feyenoord hocası. E şimdi onların mesela herkesin bildiği bir santraforu var. Ahmet abi de diyor ki Hocanın, Pereira'nın sistemine göre herkes gol atabilir. Doğru anladım değil mi hocam? Sevgili Aykut, transfer döneminde Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe tarihinin, Fenerbahçe genlerinin, Fenerbahçe futbol felsefesinin ihtiyaç duyduğu bir santrafor lazım. Bunu sadece ben söylemedim. Bunu Pereira da anlattı. Pereira'ya sordular nasıl bir santrafor istiyorsun diye. Pereira dedi ki çok gol atan. Akıllı, zeki. Yanlış mıyım hatırlıyoruz bunu değil mi? O sizin istediğiniz santroforu Pereira zaten anlattı orada. 10 milyon euro hocam. Bu alınmadı diye, diye ya benden hesap sormayın. Yo, Pereira'dan sorun. Veya o nasıl ist santrofor istediğini de anlatmış. Onu almayanlardan sorun ya. Hocada, Benim gönlüm istiyor ki. Tabii ki böyle Aykut, bir santroforu değil. 2 tane santrofor olsun 4 tane, tane, tane Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayacak. Hadi 3 tane diyeyim. Diago Rossi'yi o kadar şey yapmıyorum da. Berisha. Bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsan alır mısın hocam? Ben almam. Seni zor duruma sokmayayım. Zor duruma değil. Max Meyer, nasıl... alır mısın? Adam futbolda yok. Crespo alır mısın? Fenerbahçe'nin oyuncusu değil bunlar. Benim anlatmak istediğim isyanım bu. Fenerbahçe'ye 3-4 tane böyle oyuncu ederim. alacağına... Yafını kesiyorum. Ben burada ağzım parçalandı. Benim elimde Mert Hakan varken, benim elimde İrfan Can varken benim elimde Mesut varken hatta o paraya Ozan'ı göndermem deyip de bu bahsettiğim dört tane adamın hiçbirini almam diye bas, -bas Ozan Tufan'ı dedi. haftalarca eleştirdik. İnişli çıkışlı standartı yok diye. Ya bu oyuncular Crespo'yla ben Ozan Tufan'ı kıyaslar mıyım? Max Meyer'le Ozan Tufan'ı kıyaslar mıyım?